beraberliğimize ve değerlerimize kastedilen şu günlerde bizi biz yapan Anadolu insanlarını ekranlarınıza getireceğiz. Sizleri Türkiye'nin en özel insanlarıyla tanıştıracağımız bu programın ilk haberiyle başlayalım. Değerli izleyenler, sabah gelip dükkanı açsanız, akşam gelip hasılatı toplasanız, gün boyu da gezip bütün işlerinizi halletseniz nasıl olur? İpsala'da olur. Şimdi İpsalalı Şendoğan Bey'in simit tezgahına gidiyoruz. Herkese güveni bırakıp gideyim. Eşan'a gideyim, İpsala'ya simit yapmaya gideyim, geleyim. Simitler satılmış, paramı toplayayım, gideyim. Herhangi bir şikayetim, problemim yok. İpsala'da lezzetli simitlerin sempatik ustası. Edirne İpsalalı Şendoğan Güneybaşı. Şendoğan Bey'in simit tezgahını bekleme gibi bir derdi yok. Hayat ona güzel. Herkese güveni bırakıp gideyim. Eşan'a gideyim. İpsala'ya simit yapmaya gideyim, geleyim. Simitler satılmış, paramı toplayayım, gideyim. Herhangi bir şikayetim, problemim yok. Bu Türkiye'nin hiçbir yerine beri olmamışız. Vatandaşlar parayı oraya koyuyor. Hem bırakır parayı giderler. Bir tane simit alır, bırakır parayı gider. Benim giderim arabada, ben otururum, kendi kendine satarım. Yaptığı simitleri sabah gelip tezgaha bırakıyor, akşam gelip hasılatı topluyor. Müşterileri simitlerin, o ise insanlara güvenmenin tadını çıkarıyor. Satıcısı olmayan tezgahta hasılat 5 yıldır hiç eksik çıkmamış. Şendoğan Bey, insanlara güvenerek ekmek yiyor. Burası İpsala. Böyle bir yer pek yani zor bulunur ve bizim insanlarımız böyle bir şeye tereddüt etmez. Bir araya bırak, simitini al, simitçi arama yazıyor. Yani yazdı o. 11 yaşındaki kardeşimizi getireceğiz şimdi ekranlara. İlkokul öğrencisi daha. Onun yaptığı bu hareket bakın nasıl peş peşe anlamlı iyilikler zincirini getirdi. Emirhan Gedizli 11 yaşında. Amasya'da yaşıyor. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin en özel insanlarını, hayat hikayelerini ve iyi haberleri izlediğiniz Hayat Güzeldir programımızla bu sezonda sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Değerli dostlar, Balıklı Göl'ün tek ney ustası Ahmet Ateş. 12 yıldır 20 metrekarelik dükkanında sazlıktan topladığı kamışların ney olma hikayesini, öyküsünü yazıyor. İzleyelim. O Balıklı Göl diyarının usta neyzeni. Şanlıurfalı genç ney ustası Ahmet Ateş, yaklaşık 7000 senedir tasavvuf musikisinin vazgeçilmez enstrümanı olan neye zahmetli bir üretim sürecinin ardından şekil veriyor. Milattan önce 5000'li yıllarda icat edildiği bilinen ve sazlıklardan toplanan kamışlardan usta ellerde şekillendirilen neye çocuk yaşta ilgi duyan Şanlıurfalı Ahmet Ateş, farklı kentlerdeki ustalardan önce ney çalmasını, sonra da yapımını öğrendi. Akdeniz'in o kıyı kesimlerinde, işte uçurum kenarında diyebiliriz, oradan toplanıyor bunlar. Ama mesela milyonlarca kamışın içinden ancak birkaç tanesi ney olabilir. Yani ölçüden gelebilir. Yani toplaması da bulması da zahmetlidir. İkinci zahmetli yani kestikten sonra 2 yıl kendi halinde kurması lazım. Bu da bir zahmetli bir süreç. Yani beklemen lazım 2 yıl. 2 yıldan sonra temizleyip ısı yardımıyla düzeltiyorsun mesela. O da bir zahmet şey yapan bir şey iştir. Mesela elinde kırılabiliyor kamış. Mesela ne olmak istemiyorsa elinde kırılabiliyor.
Yaklaşık 12 yıldır tarihi Balıklı Göl yerleşkesindeki 20 metrekarelik dükkanında ney üreten sanatçı, özellikle deniz kıyısındaki sazlıklardan siparişle getirttiği kamışlarını dükkanında 2 yıl kurumaya bırakıyor. Daha sonra belli ölçülerde 7 nota deliği açılan kamış son olarak üflenerek akort yapılarak neye dönüştürülüyor. Değerli dostlar, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine gidiyoruz şimdi. 83 yaşındaki Emine Nine, rahmetli eşine 9 model bir araba kaldı. 4 çocuk, 15 torun sahibi Emine Nine, bakın bu aracı ne yaptı, izleyelim. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Emine kardeş, Türk Kızılayı'na bağışladığı eşinden hatıra kalan 79 model otomobil ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla satılığa çıkarıldı. Yani 10 sene bunu alan buna hiç masraf etmiş. 4 çocuk ve 15 torun sahibi olan kardeş 16 yıl önce hayatını kaybeden eşinin 37 yıl önce Almanya'dan getirdiği 79 model otomobili Kızılay'a bağışladı. Bakım ve onarımının yapılmasının ardından otomobil kent merkezinde satışa çıkarıldı. Otomobilin satışından elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve kırtasiye yardımı yapılacak. Kocasının ruhuna bu satılsın, bunun parasını da fakire, fukaraya giyecek, okul malzemesi, kırtasiye gibi şeyler alınması için bize bunu bağış yaptı. Bugün içinde, bugün 11'de de bunu açık ihaleyle satışa çıkardık. Niçin açık ihaleyle? Çünkü bunun para değerinden daha çok Türk Kızılay'ına gelecek bu. Bunun parasıyla hayırlı işler yapılacak. O nedenle 12 bin lira tamam fiyatı olmak üzere satışa çıkardık. İnşallah satacağız diye düşünüyoruz. İzleyen herkese örnek olacak bir başka başarı öyküsünü, bir azmin öyküsünü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir engelli kardeşimiz, SMA hastası Hande Nur. Küçük yaşta başladığı satrançta engelleri aşarak bakın nasıl engelini mat etti, izleyin. İstanbul'da yaşayan bedensel engelli üniversite öğrencisi Hande Nur Şahin, satrançta elde ettiği şampiyonluklarla engellilere umut olmak istiyor. Böyle televizyonda bir engelli bir bireyin televizyona çıktığı zaman ve nasıl diyeyim, böyle çok güzel şeyler yaparak televizyona çıktığı zaman hep şey hissederim. Acaba ben de onun yaptığını yapabilir miyim diye böyle bir içimde hep bir şey olur. Bir ukde olur, bir umut olur. Ben de insanlarda onu uyandırmak istiyorum. Yani şimdi 20 yaşındayım, 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuklar da istiyorum ki onlar da desinler, ben de satranç oynayabilir miyim, ben de üniversiteye gidebilirim aynı şekilde diye. Ben bunu uyandırmaya çalışıyorum aslında. Hande Nur, SMA hastalığının ilerlemesiyle 5 yaşından sonra tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmeye başladı. 10 yaşında ailesini ikna ederek okulunda açılan satranç kursuna gitmeye başlayan milli sporcu, ilk katıldığı organizasyonda İstanbul 6.'sı oldu. Daha sonra ise başarılarının ardı arkası kesilmedi. 2 yaşında teşhis kondu. O zamandan beri işte yürümekte yavaş yavaş zorluk çekmeye başladım. Sonra da yürümemi tamamen kaybettim. 5 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Hande Nur satrançta olduğu gibi okulda da başarılı ve bölüm birincisi bir öğrenci. Muğla'da kadın erkek 13 sporcu belki de dünyanın en güzel manzaralarından birine 330 metre yükseklikten kendilerini bıraktı. Şimdi Kelebekler Vadisi'ne gidiyoruz. İlçesinde üçüncüsü düzenlenen Kelebekler Base Kupası yarışlarına katılan ikisi kadın 13 serbest atlayışçı, sırtlarına bağladıkları paraşütlerle 330 metre yükseklikten dünyanın en güzel manzarasına kendilerini bıraktı. Fethiye'nin Faralya mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde başlayan turnuva,
nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye, Amerika, Hindistan, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan yarışmaya katılan 13 serbest atlayışçı, Kelebekler Vadisi'ne kurulan 330 metre yüksekliğindeki Fethi Bey atlayış noktasından birer birer kendilerini boşluğa bıraktı. Sadece Amerika değil, Norveç, İngiltere, Hindistan, Hindistanlı bir misafirimiz var. Japonya'dan Hendrik geliyor. Tüm dünya şu anda burayı biliyor ve daha da bilinir hale gelecek. Bu heyecan sayesinde Kelebekler Vadisi'nin tanıtımında, tanınmışlığında bizim de bir katkımız olacak. Bir emektar çaycı. Kayseri'nin Kapalı Çarşısı'nın 66 yıllık emektar çaycısı Mustafa Atlı ve onun hayat hikayesi hep birlikte izleyelim. Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Atlı. Kentin tarihi yapısıyla özdeşleşen Kapalı Çarşı'nın sokaklarında 66 yıldır çay dağıtıyor. 6 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Yaşım şu anda 72. Aşağı yukarı 66 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Faytonculuk yaparak ailesini geçindiren babasına destek olmak için henüz 6 yaşındayken çay ocağında temizlik yapıp bardak yıkamaya başlayan Mustafa Bey, askerden geldikten sonra açtığı iş yerinde mesleğini hala sürdürüyor. İlk mesleğe başladım. 6 yaşında 5 kuruş yemeğiyle orada başladım. Ustam Tomada Celililerdi. Gün doğmadan evinden çıkıp yaklaşık 5 asırlık Kapalı Çarşı'daki dükkanına geliyor ve günlük temizliğini yapıp ustasından öğrendiği şekilde çayını demliyor. Her gün tarihi çarşının sokaklarını adımlayan 4 çocuk babası Mustafa Bey özenle demlediği çayı esnafın ve müşterilerin beğenisine sunuyor. Çarşıda hem Mustafa Bey'den hem de onun tavşan kanı çaylarından herkes oldukça memnuniyet duyuyor. Herkes sayar sever Mustafa abi değil mi? Şu çarşının en eskisi benim. Benim en eskide burada hiç kimse kalmadı. Çünkü eski insanlar biraz daha yaşlıydı, onlar hep Mevla rahmet eylesin, geçti gitti. En eski olarak biz kaldık. Şimdi Trabzon'a uzanıyoruz. Trabzon'da bir kafe. Geldiniz, oturdunuz, çayınızı, kahvenizi içtiniz fakat koltuğu da çok beğendiniz. Problem yok, işte o koltuğu da satın alabiliyorsunuz. Bu kafedeki A'dan Z'ye her şey satılık. İzleyelim. Bu kafeterya diğerleri gibi sıradan değil, ilginç bir özelliği var. Buraya gelen müşteriler sadece yeme içmeye değil, aynı zamanda kafeteryanın eşyalarını da satın almaya gelebiliyor. Trabzon'da Esra Tan Yıldız tarafından mobilya dekorasyon mağazası olarak açılan ve öğrencilerden gelen ilginç talepler üzerine kafeteryaya dönüştürülen mağazada çay içilen bardaktan oturulan koltuğa kadar her şey satılık. Bu kafede hiçbir ürünün ve eşyanın devamı yok. Satılan her şeyin yerine yenisi gelse de onlar da satışa çıkıyor. Kafeteryaya gelen müşteriler çay içtikleri bardaktan oturdukları koltuk ve sandalyeye kadar her şeyi satın alabiliyor. Kıymetli dostlar, haftanın öne çıkan en güzel haberlerini, güzel insanlarını, örnek insanlarını ve hayat hikayelerini elimizden geldiğince sizlere aktardık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.